Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bugün 3 Aralık yani Dünya Engelliler Günü. Evet, yılda bir defa hatırlanan engelliler için bugün çok çok önemli. İşte bugün engelliler dernekleri de havuz başında çelenk sunumu yaptı ve ardından ortak bir basın açıklaması hazırladılar. İstekler aynıydı. Engelliler yılda bir hatırlanmasın, engellilerin hakları verilsin gibi açıklamalar vardı. Erzurum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla havuz başı Atatürk Anıtı önünde toplanan Türkiye Sakatlar Derneği, Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum Down Sendrom Engelliler Derneği ve Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyeleri havuzbaşı Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak ortak basın açıklaması yaptılar. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından ortak basın açıklamasını okuyan Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, eğitim engelli bireyler için önemli bir sorun olarak orta yerde duruyor. Engelli bireylerin %65'i okur yazar değildir. %7'si lise eğitimini, %2'si ise üniversite eğitimini tamamlayabilmektedirler. Biz eğitim sorununa eşit yurttaşlık temelinde kalıcı çözümler beklerken olumsuz uygulamalar devam etmektedir. Zihinsel engelliler bakımından yaşanan haftalık 1-2 saatte sınırlandırılması yetmezmiş gibi 23 yaşla kısıtlanmıştır. Kaynaştırmalı eğitimdeki sıkıntıyı anlatmak için eğitim fakültelerinde kaynaştırmalı eğitimin hala zorunlu ders olmadığı, özel eğitim ve görme engelliler için teknik donanım ve materyal eksikliği gibi sıkıntılar devam etmektedir, dedi. Engelli Hakları Sözleşmesi'nin temeli engellerin sorunlarının temel insan hakları sorunu olduğunu kabul etmesi ve hakları birey üzerinden tanımlamasıdır. Ayrıcalık istemiyoruz. Temel insan hakları sözleşmeleri anayasa ile korunan eşitlik ve adalet istiyoruz. Bu kapsamda bağımsız yaşam hakkı en temel hakkımızdır. Ancak engeller yararına olduğu iddia edilen tüm ulusal mevzuat Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olarak bağımsız yaşam hakkımızı tanımamaktadır. 2022 sayılı yasa ile engelli ve yaşlıya verilen maaş hakkı 2013 yılında sosyal yardıma havale edilmiş ve bu gelirin alınabilmesi için sadece engellinin değil, akrabalarının da açlık sınırının altında yaşaması şartı getirilmiştir. Yine öz bakım konusunda desteğe ihtiyacı olan engellilerin de evde bakımı için de engelli bireyin akrabalarının da açlık sınırının altında yaşama koşulu aranmaktadır. Eğitimde engelli bireyler için önemli bir sorun olarak orta yerde durmaktadır. Engelli bireylerin %65'i okur yazar değildir. %7'si ise lise eğitimini, %2'si ise üniversite eğitimini tamamlayabilmektedir. Biz eğitim sorununa eşit yurttaşlık temelinde kalıcı çözümler beklerken olumsuz uygulamalar maalesef devam etmektedir. Evet, Sadullah Efe okudu basın açıklamasını. İstekler bu yöndeydi. Özellikle eğitim anlamında ciddi sorunların olduğunu belirtti Sadullah Efe. Ve bugün Vali Ahmet Altıparmak da Engelliler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Ancak valinin mesajında özellikle eğitim için büyük özveride bulunulduğunu ifade etti. Erzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada engellilik yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren bir konudur dedi. Vali Altıparmak mesajında engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini, üretken insan durumuna getirilerek yaşam düzeylerini gelişen dünya şartlarına göre biçimlendirmek, ihtiyaçlarını iyi anlamda ve onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları hazırlamak ve onlara iş imkanı sağlamak en büyük hedefimizdir. Ayrıca eğitim her engeli aşar gerçeğinden hareketle engelli bireylerin eğitimi için gerekli ortamları hazırlamak da devletimizin en temel görevleri arasındadır.
engelli vatandaşlarımızın bu anlamda günlerinde bir araya getirilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi ve kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi suretiyle ihtiyaçları olan moral ve motivasyonu kazanmalarında onlara yönelik uygulamaya konulan projeler hayati önem arz etmektedir, dedi. Geçelim Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de engellilere yönelik her türlü düzenleme ve projeleri hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen mesajında özürlü vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek ve tüm hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak çağdaş toplum ve çağdaş devlet olmanın en önemli göstergelerinden biridir. Bu bakımdan engelli vatandaşlarımızın meslek edinip üretken hale getirilmesi, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle kendi kendilerine yetebilen bireyler haline gelebilmelerini ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak adına belediye olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz, dedi. Engellilere yönelik her türlü düzenleme ve projeleri hayata geçirmeye kararlı olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki özürlülerin sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştıran düzenlenmelerin yapılması, engelli vatandaşlarımızı sunulan hizmetlerde arzu edilen düzeyi yakalamamızı sağlayacaktır. Bu vesileyle Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunarım, dedi. Evet, bizler de Kanal 25 ailesi olarak engellilerin Engelliler Günü'nü kutluyoruz sevgili izleyiciler. Geçelim siyasete. Siyasette malum 2015 Haziran ayında genel seçimler yapılacak. Şimdi kulislerde aday adayları çalışmaya başladı. Tabii böyle olunca da siyasette tansiyon yükselmeye başladı. Partilerde tablo ne? Evet, bugün bir haber ortaya çıktı sevgili seyirciler. AK Parti'ye benzeyen amblemiyle adıyla AL Parti 10 partiyle ittifak yaparak seçime gireceğini açıkladı. Ancak bazı siyasi partilerden de bu habere yalanlama geldi. Geçen seçimlerde önce AK Parti'ye benzerliğiyle dikkat çeken AL Parti yeniden gündemde. AL Parti yaptığı bir açıklamayla seçimlerde 10 siyasi partinin seçim ittifakına gidebileceğini duyurdu. İttifak için adı geçen partiler arasında Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi de var. Başlatmış oldukları seçim ittifakı çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini açıklayan AL Parti Genel Başkanı Mehmet Burkan, bugünkü kaos ve labirentten çıkmanın yolu dünya görüşleri ve programları birbirine yakın siyasi partilerin kesretten vahdete bir araya gelmeleriyle mümkün olacaktır, dedi. İdris Naim Şahin ve İdris Bal'ın yeni kurdukları partilerin de seçim ittifakının içinde olması planlanıyor. 2015 seçimleri için 13-14 Aralık tarihlerinde bir araya gelecek partilerin isimleri ise şöyle: Saadet Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Liberal Demokrat Parti, Alternatif Parti, Demokrat Parti, Merkez Parti, Millet ve Adalet Partisi, Demokratik Gelişim Partisi, Yüce Diriliş Partisi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilçe kongreleri devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Tortum ilçesinde yapılan 11. Olağan Genel Kurul'da mevcut Başkan Aziz Keleş yeniden güven tazeledi. Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Zekai Kaya ve yönetimi, iş adamı Mafer Keleş, bazı ilçe başkanlarıyla partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan İl Başkanı Zekai Kaya, "Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu nedenle bütün ilçe kongrelerimizin ülkücüye yakışır şekilde, ahlaklı ve disiplinli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum," diyerek yapılacak il kongresinde aday olmayacağını yenileyerek helallik istedi. Önümüzdeki il kongresinde Erzurum İl Başkanı adayını olmayacağımı daha önce de söylemiştim ve bu da sizlerle de Tortum'daki dava arkadaşlarımla da paylaşmak istiyorum.
önümüzdeki il kongresinde Zekai Kaya MHP il başkan adayı olmayacaktır. Bu vesileyle kongrelere gidip oradaki arkadaşlarımla da helallik almak istiyorum, dava arkadaşlarımla, büyüklerimden. Bugüne kadar olay ki kötü bir anımıza sizin veya bizim denk gelmiş olabilir. Birbirimizi kırmış, üzmüş olabiliriz. Eğer böyle bir kırgınlık, üzgün bir durumumuz olmuşsa ben sizlerden özür diliyorum ve hakkınızı da bana helal etmenizi istiyorum. Zekai Kaya'nın konuşmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Tortum İlçe Başkanlığı'na aday olan İlhan Uzun ve mevcut başkan Aziz Keleş partililere hitap ettiler. Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli ifade ettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi bugün ülkede tek bayrağı, tek dili, tek vatanın sigortasıdır. Dün olduğu gibi bugün 81 ilin 81'ini de kucaklamış, milletimizin içine fitne fesat sokmak isteyenlerin oyununu bir kez daha bozmuştur. Ankara'da söylediğini Tunceli'de de söylemiştir. Diyarbakır'da da ne mutlu Türk'üm diyene sloganıyla bin yıllık kardeşliğini pekiştirmiştir. Bu duygularımla Milliyetçi Hareket Partisi Tortum İlçe Kongremizin ilçemize ve partimize hayırlı olmasını diler. Hepinize tekrardan hoş geldiniz der, saygılarımı sunarım. Yüce Mevlam birliğimizi bozmasın. Kardeşliğimize nifak sokmasın. Ezanlarımızı dindirmesin. Bayrağımızı indirmesin. Ne mutlu Türk'üm diyen. Objektiflere yan yana poz veren başkan adayları, bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan hangimizin kazandığı değil, dostluğun ve partimizin kazanmasıdır diyerek birlik mesajı verdiler. Kardeşimiz de bizim kardeşimiz. Beraber yönetimde, beraber görevde, başkanımız yönetimde. Öncelikle Tortum ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. İlhan arkadaşımızla da dostluk, birlik, beraberlik içerisinde bu yarışa girdik. Ve öyledir, öyle olmasını da temenni ediyoruz. Burada önemli olan İlhan kazanmış, benim kazanmış olmam önemli değil. Önemli olan dostluğun kazanması, partimizin kazanması. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. 105 delegenin oy kullandığı kongrede başkan adayı İlhan Uzun 31 oyda kalırken mevcut başkan Aziz Keleş 74 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Sevgili izleyiciler, malum 1 Aralık tarihi itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Hal böyle olunca da trafik ekipleri de şehirler arası yollarda kontrollerini artırdı ve kış lastiğine uyulması konusunda araç sürücülerini bilgilendirdi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce Ağrı Erzurum Karayolu'nda kış lastiği kontrolü yapıldı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Erzurum Ağrı Karayolu'nda kontrollerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu araçları kontrolden geçirdi. Yoğun kar yağışı ve tipi altında yapılan kontrollerde tır, kamyon, çekici, tanker, minibüs, otobüs ve hafif ticari araçlar durdurularak lastiklerinin diş derinliğine bakıldı. Ruhsat bilgileri sorulan sürücüler içerisinde kural ihlaline rastlanmadı. Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı Kamil Ersin Ersoy yaptığı açıklamada kışlık lastiğini kazalara büyük oranda önlediğini, o nedenle kullanılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Ersoy, Erzurum'da ilerleyen günlerde daha fazla kar yağışı olacak. Buradaki amaç en başta sürücüleri bilgilendirip olası kazaların önüne geçmektir. Testi kırılmadan önce önlemini almak gerekiyor. Testi kırıldıktan sonra, kazalar olduktan sonra bir anlamı kalmayacaktır dedi.
ve kış lastiği uygulamasına geçildi biliyoruz hep beraber. Türkiye genelinde bu saatte aslında kışlık lastik dediğimiz bizim kar lastiği yaygın ama büyük oranda kazaları engelliyor. Şu anda gördüğüm gibi kar yağışı başladı. Evet, için tabii ilerleyen aşamalarda daha fazla kar yağışı olacak. Tabii bizim buradaki amacımız şu, bu şekilde bir baştan herkesi bilgilendirip, sürücüleri bilgilendirip, daha sonra olası bir kazaya sebebiyet verilmemek amaçlı yapıyoruz. Bu şekilde bu uygulamamızı başlattık. Bizim amacımız da bizim öncelikle üzüm yemek kaza olmadan önce, yani testi kırılmadan önce önlemimizi almak. Testi kırıldıktan, kazalar olduktan sonra bir anlamı kalmayacaktır. Lastik dişlerinin derinliği konusunda TÜV'ün Avrupa Birliği standartlarına göre uyguladığı kriter 1.6 milim. Sırada ilginç bir haber var sevgili izleyiciler. Türk Standartları Enstitüsü daha önce asansör denetimlerini yapıyordu. Mavi etiket, kırmızı etiket, bir takım etiketler yapıştırıyordu. İşte bugün Yakutiye Belediyesi zabıta ekipleri Türk Standartları Enstitüsü'nün bulunduğu binadaki asansörü mühürledi. Yakutiye Belediyesi ilçe sınırları içerisinde yer alan kırmızı etiket yemiş 215 asansörün 214'ünün kullanımını kapattı. Belediye Zabıta Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü tarafından kendilerine gönderilen listeye göre uygulama yaptıklarını belirtti. Bu arada zabıta ekipleri asansör denetimini yapan TSE kurumunun bulunduğu binanın asansörünü de kırmızı etiketli olduğu için mühürleyerek kullanıma kapattı. Yakutiye Belediyesi ile TSE arasında yapılan protokol çerçevesinde ilçe sınırları içerisindeki tüm asansörler uzman ekipler tarafından denetleniyor. Yapılan denetimler neticesinde Yakutiye ilçesinde 215 asansör için kullanılamaz etiketi vuruldu. Uygulaması tamamlanarak kullanılamaz etiketi alan asansörlerle ilgili dosyayı Yakutiye Belediye Zabıtası'na intikal ettirilen 215 asansörden 214'ü mühürlendi. Zabıta yetkilileri adliye binasında kullanılan asansörle ilgili kırmızı etiket uyarısı olduğunu ancak dosyanın tanzim edilerek kendilerine intikal ettirilmediği için mühürleme işlemi yapamadıklarını söyledi. Zabıta ekipleri aynı zamanda asansör güvenliğinin kontrolünü yapan Türk Standartları Enstitüsü'nün Erzurum'daki müdürlüğünün bulunduğu binanın asansörünü de güvenli olmadığı gerekçesiyle mühürledi. Öte yandan 1 Ocak 2014 ile 1 Aralık 2014 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetlenerek kırmızı etiket uygulaması yapılan 215 asansörden 214'ü zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Zabıta yetkilileri bir asansörle ilgili dosyanın kendilerine ulaşmadığını, bu nedenle adliye binasında bulunan asansörün mühürlenmesi için dosyanın beklendiğini ifade etti. Bugün itibariyle belediyemizde daha önceden Türk Standartları Endüstri Kurumu tarafından yapılan protokola istinaden bize gönderilen listede kırmızı etiketli asansörlerin kapamasını yapmaya başlamıştık daha önceki süreç itibariyle. Şu anda da bugün 214 gelen liste istinaden 214. kapamayı Türk Standartları Endüstri Kurumu'nun bulunduğu binaya yaptık. Zaten tek olarak 215 listede vardı. 214'ünü kapattık. 215 de adliye binasının var. Şu anda evrakları bekliyoruz. Evraklar geldikten sonra oranın da kapamasını yapacağız. Hani derler ya, balık baştan kokar sevgili izleyiciler. Geçelim atlama kulelerine. Malum Temmuz ayında atlama kulelerinin pistlerinde
Göçük meydana gelmişti. Göçme, göçük demeyelim de. İşte ondan sonra ihale süreci başladı. 30 milyon lira eski parayla 30 trilyon ve yapılan çalışmalar gece gündüz çift vardiya şeklinde devam ediyor. Peki atlama kulelerinin pistleri ne zaman hazır olacak? Temmuz ayı, 2015 Temmuz ayında yeniden faaliyete geçecek. Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 94 milyon lira harcanarak yaptırılan Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kulelerinin 15 Temmuz'da çöken pistleri önümüzdeki yılın Temmuz ayında hizmete girecek. İhalesi 30 milyon liraya yapılan pistlerin altına 30, 36 ve 40 metre derinlikte 760 fore kazık çakılacak. Havaların soğuması ve karın yağmasına rağmen işçiler çift vardiya olarak 24 saat boyunca çalışma yapıyor. Yetkililer atlama kulelerinin önümüzdeki yılın Temmuz ayında faaliyete geçeceğini bildirdiler. Evet, kış sezonu böyle başladı. Sevgili izleyiciler, malum atlama kulelerinde bu sorun varken Palandöken Kayak Merkezi'nde bazı oteller sezonu gösterişli törenlerle açıyor. Şimdi Palandöken Kayak Merkezi'nde gece meşaleli kayak ve kar üzerinde dans, mangal keyfi, işte o görüntüler. Palandöken'de meşaleli kayak gösterisiyle kayak sezonu start aldı. Türkiye'nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı ve yoğun tipi altında düzenlenen gece meşaleli kayak gösterisiyle kayak sezonu açıldı. Palandöken'de Deman Oteli'nde gece meşaleli kayak ve havai fişek gösterisi altında müzik eşliğinde coşkulu bir eğlence ile yeni kayak sezonuna merhaba denildi. Kayak hocaları yoğun tipi altında Ejder Zirvesi'nden aşağı doğru meşalelerle kayarak renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra havai fişek gösterisi ve müzik eşliğinde kar ve tipi aldırış etmeyen gençler dans ederek yeni kayak sezonunu kutladı. Dedeman Oteli Genel Müdürü Mehmet Varol, 1 Aralık itibariyle sezonu açtıklarını ifade ederek birçok ülkeden kayak severin Palandöken'e rağbet gösterdiğini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de suni karlamayla Palandöken'de kar sıkıntısının yaşanmadığını dile getirerek bu sene turizm sezonundan umutlu olduklarını kaydetti. Bölgesi Bedelaman olarak bir sene ilk defa sezonumuzu açıyoruz. Şu anda biliyorsunuz pistlerimiz hazır, karımız var. Suni karla. Suni karla. Suni kar sistemi çok büyük etkinlikte burada. Suni karla bütün pistlerimizi yaptık. Şu anda da zaten doğal kar da yağıyor çok şükür. Şu an bütün Türkiye'deki kayakçıları ve Avrupa'dakileri Palandöken'e bekliyoruz. Gece kayağı gösterimiz vardı biliyorsunuz. Havai fişek ve barbekü partimizi ilk sezona hayırlısıyla açtık. Otelinde kış sezonunun açılışını yapıyoruz. Ben kış sezonunu şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ayın 12'sinde de inşallah bir kış festivali, Winterfest diye kış festivali açılışı yapacağız. Allah nasip ederse müzik programlarımız var, gösterileri var, kayak var, spor var. Hepsini inşallah iç içe tamamlayarak Erzurum'umuzda bu sene farklı bir şekilde kışa girmiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi şanslar bu sene yardım etti. Kar yağışı başladı. Erzurum'umuz inşallah bu kışı kayak için önemli bir merkez haline gelecek. Bundan sonra arzumuz
buraya gelecek turistler, yerli ve yabancı turistler için güzel bir eğlence dönemi olsun. Geçelim Büyükşehir Belediyespor'a. Büyükşehir Belediyespor'da görevine son verilen teknik direktör Taşkın Güngör gider ayak sitemli konuşmasıyla dikkat çekti. Taşkın Güngör Erzurum'a fedakarlık yaparak geldiğini, daha önce görev yaptığı Nazilispor'da kulüp başkanı ve yönetimin kendisini bırakmak istemediğini, ancak Taşkın Güngör'ün Erzurum'u çok sevmesinden dolayı Erzurum'a döndüğünü ifade etti. Taşkın Hoca yönetimin aldığı hocayı gönderme kararının ise yanlış olduğunu ve dereyi geçerken at değiştirmenin de yanlış olduğunu ifade etti. Ankara Demirspor mağlubiyetinin ardından ilk devrenin bitimine 3 hafta kala görevine son verilen teknik direktör Taşkın Güngör, görevine son veriliş tarzının kendisini üzdüğünü söyledi. Futbolda bu tür ayrılıkların var olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, Ankara'da bir maç oynadık, herkes gördü. Rakip 2 kez kalemize geldi, onlar da golle sonuçlandı. 10 tane gol kaçırmışız, kullanılan toplardan faydalanamamışız. Ben mi çıkıp o golleri atacağım? Gol yollarındaki sıkıntımızı taraftarımız da biliyor. Yönetim işi hiç Erzurum'a bırakmadan hepsi maçtaydı. Hocam seninle yola devam etmek istemiyoruz diye belirledi. Bu olmadı, bu tarz beni üzdü dedi. Mavi Beyazlı kulüpten ayrılan Güngör, sezon başında Erzurum'a gelmek için fedakarlık yaptığını belirterek, beni Nazilispor başkanı ve yöneticiler bırakmak istemedi. Buna rağmen Erzurum'da yarım kalan işimi tamamlamak için buraya geldim. Şampiyonluk yaşamak istiyordum. Takım ligin bitimine 20 hafta kala lider Sakarya'nın 7 puan gerisinde. Bu takımın hocası gönderiliyor. İnanıyorum ki benden sonra göreve kim gelirse gelsin bu takım sezon sonunda şampiyon olacak. Ancak bu saatte hoca seçimi de çok iyi yapılmalı. Yönetim macera aramamalı dedi. Teknik direktör Taşkın Güngör kimseye kırgın olmadığını ancak kızgın olduğunu belirterek Erzurum'u çok seviyorum. Zaten bunun için de başkan atla gel görüşelim dedi. Geldim ve her şeyi kendisine bırakarak sözleşmemi feshettim. İnşallah Erzurum başarılı olur. Çünkü bunu en çok ben istiyorum. Erzurum'da bir antrenör gibi değil, yönetici gibi çalıştım. Kulüp menfaatlerini her şeyin üstünde tuttum dedi. Evet, Taşkın Hoca'ya katılıyorum. Ama nasıl katılıyorum? Sevgili izleyiciler, bir önceki sezon Taşkın Güngör yeniden bu takımın başındaydı. Ve bu yönetim yine baştaydı. Bu kulüp başkanı yine baştaydı. Ancak ne oldu? Taşkın Güngör gitti, Yavuz İncedal geldi. Ne dedik? Tamam, Yavuz Hoca bu işi götürür, şampiyonluğa oynar, şampiyon oluruz, ikinci lige çıkarız diye birileri bas bas bağırdı, feryat etti. Yavuz İncedal da bu işi götüremedi. Yeni sezon başladı, yönetim kurtarıcı olarak tekrar Taşkın Güngör'ü takıma getirdi. Yani kovduğu hocayı bir daha takımın başına getirmişti. Şimdi ne oldu? Aradan geçen sürece bakalım, oynanan maçlara bakalım, harcanan paralara bakalım, yapılan transferlere bakalım. Yönetim Taşkın Güngör'ü bir kez daha gönderdi. Peki şimdi hedef Yavuz İncedal mı? O gidecek, o gelecek, o gidecek, o gelecek. Milyarlarca lira paralar da böylece boşa gitmiş olacak. Ve yönetim şimdi harıl harıl yeni hoca için çalışıyor. Üstelik de yıldız bir isim düşünülüyormuş. Yıldız bir isim önemli değil. Bu takımın başında futbolu bilen, futbolu yaşayan, futbolu sevdiren birisinin olması lazım. Hata yapma lüksü az olan isimlerin gelmesi lazım. Yoksa Türkiye'de teknik direktör çok. Herkes teknik direktör. Tribünde maçı izleyen taraftar bile teknik direktörün artık ne olduğunu biliyor. Hangi futbolcunun nerede ne kadar faydasının olduğunu da biliyor. O açıdan ey yönetim, lütfen paraları boş harcamayı artık bırakın. İsabetli kararlar verin. Erzurum'da da çok teknik direktör var. Bir de onları değerlendirin. Mesela Ocak ayı geliyor. Ocak ayında takviye transferler yapılacak. Erzurumlu futbolcuları neden düşünmüyorsunuz? Erzurum'da o kadar yetenekli futbolcular var ki. İşte bakın, daha önce gönderilen Ersinler vardı, Yüceller vardı, Mesutlar vardı. Bu çocuklara neden tekrar kazanmayasınız? Bu çocuklara neden tekrar şans vermeyesiniz? Bakalım, Ocak ayını bekleyip göreceğiz.
Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.